Mehmet Bey, siz kızınız ve torununuz için buradasınız. Siz de karınız ve evet, evladınız için. Bircan Aydoğan, 10 yaşındaki kızı Ceyda Aydoğan'la beraber 29 Nisan Perşembe günü kayıplara karıştı. Evet, doğru. Mehmet abi, siz aslında o gün torunla kızını görüyorsun, köydeki minibüse biniyorlar. Ben de servis şoförü olduğum için gördüm, şoföre de telefon ettim. Benim kızı dedim, indirin. Ben kendim gideceğim Salih diye dedim yani. İndirdiğini de gördüm. Ben orada saatim geldiği için olduğum yeri terk etmek zorunda kaldım. Talebe almaya gittim yani. Tekrar bu ikinci bir duraktan tekrar binmiş arabaya. Şoföre telefon ettiğimde, şoföre diyorum, kızıma telefon ettiğimde ben dedi sizin eve gidiyorum, seni bekleyeceğim evde dedi. Ben alnında iş etmedim. Yani evde biliyorum ben. Artı biraz sonra bir süre daha aradım. Ben dedi Ayşe Mercimek'in evinde dedi midem ağrıyor, mideme baktırıyorum dedi. Kızını da aldı. Ayşe Mercimek de sizin köylü herhalde değil mi? Evet, bizim köylü. Sizin köylünün evine gidiyorum dedi. Bu da normal bir şey aslında. Evet, normal olduğu için ben gene de Salihli'ye gittim. Kendi arabamla, servis aracımla gene gittim. Ama saat 16'dan sonra kızın Bircan Aydoğan'ın telefonuna bir daha ulaşamıyorsun. Evet. Ben dönüşte aradım. Kızım dedim acaba evde mi? Sıkıntılar var mı? Aradım. Telefon kapalı. Kapalı olunca kocasını aradım. Evi hanımı aradım. Gelmedi dediler. Gelmedi deyince ben... Yani kızım zihinsel özürlü. Özür de var kızımda. Raporu yani var mı? Küçükken yok, rapor almadık. Zatüre geçirmişti. Yani 2 aylık falandı. Yani çok kötü durumda. Yani birisi bir şey dese... Anında kandırılabilir, arkasına geçer, gidebilir. Yani kızımı, yani kim bir yerlerde hapsediyorsa yani, kızımı bir an önce çıkarsın, buraya programa teslim etsin yani. Peki, bu Ayşe Mercimek sizin köylünüz çok önemli. Siz hemen kayıp başvurusu yapıyorsunuz. Telefonunu kapatıyor, bir daha kızınız Bircan Aydoğdu ve 10 yaşındaki kızına hiç ulaşamıyorsun. Eser, karın evden giderken bir şey götürmüş mü? Evet, götürmüş. Ne götürmüş? Elbiselerini götürmüş, 5 milyar da para götürmüş. 5 bin TL para. Evet. Bir de sizin şimdi 2 çocuğunuz var. Evet, bir de oğlum var, Ege. Bir, o 2 tane çocuk var. Evet. Sadece kızı yanına almış. Evet, kızı götürüyor. Parayı ve kıyafetleri alıp kayıplara karışmış. Evet. Peki kızın o gün, yani karın Ayşe'nin evine gitti ya. Evet. Şimdi insan bulamayınca, telefonu kapalı olunca kime gidersin? Ayşe Mercimek'in evine gidersin. Gittiler. Gittiniz Ayşe Mercimek'in evine. Ayşe evet, ne dedi size? Ben gitmedim. Ben o gün çalışmaya gittim. Evet. Evet, saat 4:30'da aradım. Ben Salih'deyim dedi. Gelmeyeceğim dedi bana. Siz Ayşe Mercimek'le görüştünüz mü? Ben görüşmedim. Ben karakola gittim. En yakın karakola gittim. Karakolda ifadelerimi verdim yani. Yani Ayşe Mercimek gitti mi? Ayşe Mercimek'ten şüphelendiğimizi söyledik. Niye şüpheleniyorsunuz? Bak, burada çok önemli bir cümle söylüyorsun. En çok onun yanına gidiyordu. Durmadan. Sen istiyor muydun Ayşe'nin yanına gitmesini? Hayır, istemiyordum. Niye? Ne biz istiyorduk, ne kocası istiyordu yani. Yani köylü 65 yani, yaşında bir kadın yani. Yani sürekli buna kocandan ayrıl diye hitap ediyormuş yani. Peki Ayşe Mercimek de şu anda telefon attığında Ayşe Hanım. Benim öyle ayrıl de dediyse vallahi Allah şurada şuraya el etmesin beni. Ya boşuna yemin etme. Boşuna hiçbir zaman yemin etme. Ayşe, vallahi billahi bak ki hiç öyle, yemin etme boşuna. Boşuna hiç yemin etme yani. Hoş geldiniz yayına. 29 Nisan Perşembe günü Bircan'ı ve 10 yaşındaki kızı Ceyda'yı en son gören kişi siz misiniz? Ben doktora diye çıkmış buradan. 2-3 gün evvel bana öyle dedi. Ben öyle duydum vallahi. Kendim başka türlü bir yamukluk yapmadım ben ona. Peki. Öyle yamukluk da duymadım. Şimdi Bircan gittikten sonra ya da gittikten sonra sizi aradı mı? İşte aradı, Uşak'tayım dedi. Uşak'ta kimin yanında? Seni aradı yani burada, gittikten sonra. Bunu köydeyken doktora gideceğim dedi. Ben midem ağrıyor dedi. Ben onu biliyorum. Hayır, 29 Nisan'da bu kız kayıp ya. Karakol da biliyor aynı. Niye kocasını aramıyor da sizi arıyor? Gittikten sonra seni yani, aradı. Yani kocasına itibatı kestiriyorlar yani. Kocasına itibatı kestiriyorlar yani. Aklına giriyorlar. Uşak'tayım diye. Bak, 12 tane çocuğum öl yüzünü öpen. Benim öyle şeyden haberim yok. Hayatım, kızın seni niye arıyor bu kadın? Ben Uşak'tayım. Kimin yanındaymış Uşak'ta? Billahi bak. Ayşe Hanım. Efendim. Seni neden aradı bu kız kaçtıktan sonra?
İşte ben oraya gittim dedi. Niye sana söylüyor bunu? Annesine söylesin, babasına söylesin. Ben de öyledim sen. Ben de öyledim lan sen. Sen dedim oraya gideceksin dedim. Anam babanın evine gitsen ya dedim. Anne seni onlar şey der dedim. Peki bak şimdi Ayşe, bu kadın kaçıyor. Başka bir adama mı kaçtım dedi? İşte başka bir insana kaçmış oluyor gari. Ama insan böyle gizli bir bilgiyi kimse öğrensin istemiyor. Sana söylemesinin bir nedeni var. Sana güveniyor muydu ben Bircan? Ben de annen var, baban var dedim. Onlara söyledim. Bana söyleme dedim. Bütün sırlarını seninle paylaşır mı? Vallahi her sırrı söylemez. Çok yalan. Yalan da söylüyor o. Hayatım bütün sırrını sana anlatır mı? Güvenir mi? Söylemez bana. Bak kocası da babası da yalan senin evine ya. girmesini... Kimse bir Allah kulu insanına öyle demiş insan değil. Mesela şunu sorabilir miyim? Uşak da hangi köydeymiş? Uşak da indim dedi bana. Oradan orası da bilmiyor. Adı neymiş kaçtığı adamın? Adı valla onu bir çeşit adı var. Altan Bolcu. Ne? Altaymış Altay. Altay. Arkandaki kim? O ya eşim var benim de da. O da biliyor mu Altay'a kaçtığını? He? O bilmiyor. Bilmiyor. Altay'ı nereden bulmuş Bircan? İsimsiz numara arıyorum dedi. Ben de isimsiz numaralara pek bakma diye şey yapıyordum. Ben baskı ediyordum ben ona. Öyle numara arama ay diyordum. Defalarca aynı rengesi bile çekişti ona. Bak esere deyiverirseniz dedi. Vallahi dedi kapırını kırdırın dedi. İstersen bir aynı rengesine sorguyor. Sizin Uşak'ta tanıdıklarınız var mı Ayşe Hanım? Yok. Ha? Eşinizin o sizin... O tarafları bilmem ben. Kocam biliyor mu diye soruyor. O da bilmiyor. Uşak'la bağlantınız yok. İsimsiz numaradan mı buldu Altay'ı? Bir tane yok. O tarafta şeylerimiz yok bizim. Peki sana geldiğinde bu Altay'la konuşur muydu? Vallahi bilmiyorum orasını. Konuşturmuş, sürekli konuşturmuş. Senin yanında konuşur muydu vallahi Altay'la? Ben öyle bir şeylerden haberim varsa kızına sor sen onu. Ben bilmiyorum vallahi. Teyzeciğim sen kaç yaşındasın? Ben mi 65'i doldurdum, 66'yı doldurdum, 67'den alacağım. Tamam. Kocası vallahi seninle... Ben daha bir Allah kuluna böyle yardımcı olursam Allah şurada kıpırdatmasın beni. Bak kocası senin evine gelmesini istemiyormuş. Neden? Niye kocası yokken geliyor yana? Niye kocası yokken geliyor Bircan'ın yanına? Eser bir şey söyleyecektin. Evet. Bu sürekli benim eşim arıyordu. Hı hı. Diye saat başı 2-3 saat başı arıyor devamlı. Sürekli arıyormuş. Evet. Şimdi Ayşe Hanım sizle tekrar iletişim kuracağız. Bircan Aydoğan'ın ve kızı Ceyda Aydoğan'ın fotoğrafları ekranda. Ceyda 10 yaşında. Bircan'ın da bir raporu olmamasına karşın kolay kandırılabilir bir zihinsel engeli olduğunu da siz söylüyorsunuz. 8 yıl okuttuğuma dair ismini yazamaz. Evet. Telefon numarasını yazamaz kendisi. Adını bile yazamıyor. Yazamaz, kesinlikle yazamaz. Peki gören, tanıyan, bilenler bize ulaşsınlar. Uşak'ta olduğu bilgisini verdi. Altay ismindeki bir kişinin yanında olduğunu söyledi. Ayşe Mercimek, Bircan'ı ve kızı Ceyda'yı arıyoruz.